İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 170 dönüm Filistin toprağına devlet arazisi ilan ettiğini iddia ederek el koyduğu bildirildi. İsrail 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koymaya devam ediyor. Bölgeyi yasa dışı Yahudi yerleşimciler inşa ederek Filistinliler için yaşanmaz hale getiren İsrail, Batı Şeria'daki bu yerleşim birimlerinin sayısını artırma ve genişletme çalışmalarında hız kesmiyor. The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezal El işgal altındaki Batı Şeria'da 170 dönümlük Filistin toprağının devlet arazisi olduğunu iddia etti. Gazze'deki Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasını da savunan aşırı sağcı Smotri'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki toprakların devlet arazisi ilan edilerek ele geçirilmesi için geçen seneden itibaren çalıştığı ve bunu da çok önemli süreç diye nitelediği belirtildi. Haberde İsrail'in işgal ederek el koyduğu Filistin toprağında yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin inşa edilmesinin önünün açıldığı ifade edildi. İsrail Devlet Televizyonu kanın 22 Mart'taki haberinde İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye devlet arazisi olduğunu iddia ederek el koyduğu belirtilmişti. Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun hazırladığı rapora göre İsrail'in 2023 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da el koyduğu Filistin toprakları bir önceki yıla göre iki kat arttı. Buna göre Batı Şeria'da 2022 yılında 26 bin dönüm, 2023 yılında ise 50 bin 526 dönüm alana İsrail tarafından el konuldu.